Elbette açıklama yapayım hemen. Ara öğünler gün içerisinde kan şekerimizin dengelenmesi açısından büyük önem taşır. Ara öğün tüketmediğimiz takdirde gün içerisinde fast food tarzı, tatlı tarzı besinlere aşırı bir şekilde yönelim olacağı için maalesef ki aşırı da kalori almış oluyoruz vücudumuza. Bu durumda da kilo kaybında zorluk yaşayacağı için bireylerde obezite riski artmaktadır ve buna bağlı olarak da aşırı derecede kilo alacağımız için vücudumuzun fonksiyonlarında bozulmalar meydana gelir. Aşırı bir şekilde kilo aldığımız takdirde de maalesef ki kronik karaciğer hastalıkları olsun, böbrek hastalıkları gibi bazı vücudumuzda komplikasyonlar gelişmektedir. Ara öğün yaptığımız zaman gün içerisinde ayrıyetende yeme alışkanlıklarımızda da değişiklikler olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Hatta gün içerisinde kalori alımımız azalacağı için daha az yeme isteği oluşacaktır ve buna bağlı olarak da daha kontrollü bir şekilde yemek yeme alışkanlığı da kazanmış olursunuz. Ara öğünlerinizde ceviz, badem gibi kuru yemişlerin yanında sade probiyotik yoğurtları tercih edebilirsiniz. Yine kefir gibi besinleri tercih ederek çok rahat bir şekilde hem kan şekerinizi dengeleyebilirsiniz hem de metabolizmanızı çok rahat bir şekilde hızlandırabilirsiniz. Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biri olmasına rağmen maalesef ki halkımız olsun, toplumsal yapımız açısından olsun en çok atlanan öğünlerden bir tanesi. Kahvaltı yapmadığımız zaman gün içerisinde bilişsel fonksiyonlarımızda bozulmaları maalesef ki rastlıyoruz ve insanlar kahvaltı yapmadığı takdirde de böyle çok fazla bir şekilde kilo vereceğini düşünüyor. Ancak tam tersi İlk öğün olarak güne kahvaltıyla başlamadığımız zaman da vücudumuzdaki özellikle metabolizmamızda yavaşlama olacağı için de özellikle diyet yapan bireylerde ve kilo koruma programında bulunan kişilerde maalesef ki kilo kaybı durmaktadır ve buna bağlı olarak da kilo verimi çok zorlaşmaktadır. Bunlara ek olarak yapılan son dönem araştırmalarında özellikle kadınlarda ve erkek bireylerde kahvaltı yapılmadığında beyindeki bilişsel fonksiyonlarda da azalmalar olduğu görülmektedir ve gitgide yaşla beraber daha doğrusu zeka geriliği tarzında sıkıntılar görülmektedir. Bu nedenle düzenli olarak kahvaltı yapma alışkanlığı edinirseniz hem bilişsel fonksiyonlarımızda düzelmeler meydana gelir hem de gün içerisinde kan şekerimiz daha yüksek olacağı için enerjimiz olsun, motivasyonumuz olsun, konsantrasyonumuz açısından çok rahat bize olumlu etkileri de olacaktır. Bu nedenle bir diyetisyen kontrolünde de olsa veya herhangi bir şekilde normal günlük beslenme alışkanlıklarımıza kahvaltı öğününü eklersek çok güzel bir şekilde vücudumuza alışkanlık kazandırmış oluruz. Hem de çok rahat bir şekilde kilo kontrolünü de sağlamış oluruz. Günlük olarak kahvaltıda en önemli ve protein açısından en zengin besinlerden bir tanesi de yumurtadır. Günlük olarak yumurta alerjiniz bulunmuyorsa bir tane yumurtanız mutlaka kahvaltınızda yer vermenizi öneriyorum. Ayrıca ödem atma tarzında sıkıntınız mevcutsa yeşil çay, beyaz çay tarzı çay türlerinde kahvaltıda tercih ederek çok rahat bir şekilde besin tercihi yapabilirsiniz. Ayrıca tam tahıllı ekmekler olsun, yeşillikler olsun bu tarz besinlere de kahvaltınızda yer verirseniz hem kilo kontrolünü kolaylaştırırsınız hem de günlük olarak tokluk hissinizi de arttırmış olursunuz. Yağlı kızartmalı besinlerden günün ilk öğün saatlerinde uzak durursanız sizler için hem daha uygun olur. Normal olarak kahvaltınızı günlük olarak yapmanızı her daim öneriyorum. Yetişkin, ister yetişkin olun daha doğrusu, ister çocuk birey olun. Muhakkak kahvaltı yapma alışkanlığı kazanın ki ileriki yaşlarda da çok rahat edebilirsiniz.